bir defa yanlış anlamalara anlaşılmaları düzeltelim. Biz oradan buradan konuşmuyoruz. Özellikle ben kendi adıma konuşuyorum. Sevgili İsmail kardeşim de öyledir. Ben bunu bir seçim geçim derdi de görmüyorum. Görenler var diyorum. İktidardan da var. Muhalefetinden de var. Maalesef var. Bunu görüyoruz biz. İsimlendirmiyorum. Provokasyon var mı? Var. Karşıyız. Bak daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'na çubuk dolan, Ankara çubuk dolan. Bugün Sayın Özgür Özel'e. Kimse bunu memnuniyetle karşılayabilir mi? Ama diyoruz ki ya bunlar olabilir. Şimdi salondan sokağa indin. Bak sokak bu. Ya Serap, sevgili Serap. Mani, şey, Manisa valisi olmasa orada ne olacağı belli değil ya. Vali aracını aldı da götürdün. Ve kendi memleketi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanısın. Ey Sayın Özel, ey Sayın Ali Mahir Başarır. Ya bunların üçüne beşine provokasyon dersin. Kardeşim ektiniz biçiyorsunuz. Ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni. Senin oyunu alıyor. Oyunu ver. Ama sen Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle veriyorsun. Ya ben diyorum ki aklı başında bir insan. Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün bu partinin başına koysan Sayın Özgür Özel'in yayının ilk kısmında söylediklerinden birisini yapma durumu olabilir mi ya? Mustafa Kemal Atatürk öyle mi davranır? Böyle yapar mı ya? Bak biraz önce bir şey söyledik millet yine kaçırıyor. Diyoruz ki kardeşim bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerle yeksan edildi. Bütün yetkileri elinden alındı. AK Parti bunu yaparken kimsenin sesi çıkmadı. Arkadaş bizim sesimiz çok çıktı. Ama gücümüz yetmedi. Ama diyorum ki İsmail bunların hiçbirisi bu birlik beraberlik mesajı içeren AK Parti vermiş. Efendim iyi Parti vermiş. Önemli değil. Onun üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin amblemi var. Logosu var. Sen AK Parti metni imzalamıyorsun. Ve şuna ben karşıyım. Bak diyorum ki biz 12 şehidi bundan dolayı konuşamadık. Yine siyasetçilerin polemiklerine, kısır döngü tartışmalarına kurban gidiyor mesela. Ve başka bir şey söylüyorum. Ya kategorik retçi olmak zorunda mıyız? Yani AK Parti'nin A dediğine bizim B veya Z deme gibi bir zorunluluğumuz mu var? Veya hataları yarıştırma gibi bir mecburiyetimiz mi var? Ya ateş düşmüş, yanıyoruz. 12 şeyi konuşmamız lazım. Aynen Serra Hanım'ın yayının başında söylediği gibi bunların sebeplerini konuşmamız lazım. Nerede eksiğimiz var? Ne hatamız var? O garip kuraba niye zenginin evladı gidip oralarda o askerlikte hizmet edip de oralarda savaşmıyor veya kavga etmiyor veyahut da o terörün karşısında değil de hep ocak ateşi buralara düşüyor. Bunları konuşmamız lazım. Doğru. Doğru. Ama Kardeşim o kadar çok sıralı ve sistematik hata yapılıyor ki ve bunda inat ediliyor ki ve sokağa kendine benzetmek istiyorsun. Yapamazsın. Olmaz. Hocam biraz önce İsmail çok güzel bir örnek verdi. Olmaz. Dedi ki işte Almanya'daki durumu anlattı. Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ara yükselen bir, e, bir oraya terörist başı şimdi bak, şimdi oraya biz terörist gidiyorum. başı diyoruz. Onlar sayın devlet bak, tercih ediyorlar. Oraya Hocam ona. Neden oraya böyle bir artış var? Bizim bir defa millet ve memleket olarak bu birlik beraberlik içinde bulunmanın yanında ve ötesinde herkesi Allah'ını seviyorsanız hap gibi Sayın Osman Pamukoğlu'nun Say Sayın Saygı Öztürk'le röportajını 18 Aralık'ta birkaç gün evvel lütfen açıp izleyin okuyun. Bak izleyin okuyun. Söylüyor zaten ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bizim başımız Suriye'nin kuzeyinde ve... Irak'ın kuzeyinde başta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Mossad'la birlikte, Mossad zaten onun istihbarat örgütü, Rusya Federasyonu'yla ve destekçileriyle başımız dertte bunu biliyoruz biz. Ve artık ben bunu birkaç yıl evvel söylediğimde ortada masa masa yok. Artık bu iş farklı bir yere gitti. sahaya inmek zorundayız. Kendi işimizi kendimiz çözeceğiz dediğimde Sayın Osman Pamukoğlu'nun ders niteliğinde söylediklerine bakın. Arkadaşlar etmeyin eğilmeyin. Büyük Orta Doğu projesi bitmedi. İsrail'in Kenan ülke sevdası bitmedi. Ben iddia ediyorum o memleket Türkiye Cumhuriyeti ile komşu olmak istiyor ya. Bunu görüyoruz ya. yayılmacı Senin nasıl misak-ı milliğin varsa onun da kendine göre hedefleri var. Zaten savaş başladığında Orta Doğu'nun haritası değişecek var. demişti. Bak hedefleri var. Burada ayak izleri yok mu? Elbette vardır. Bunlara emperyalist güçler izin vermedikten, desteklemedikten sonra bunları yapabilirler mi? Yapamazlar. İşin askeri, stratejik konuşalım. Ama bir başka husus daha var İsmail. Terörist olarak saldırılara katılanların annelerine, babalarına da sesleniyorum. Bak bizim seslenmemiz lazım. Evlatlarınız kandırıldı. Ne için öldüler? Terörist başları, ağababaları, şıhları, şehirleri gayet yolundalar. Kimlerin çocukları kandırılıp dağlara götürülüyor? Sonra da ölüyorlar. Ne için? Kime karşı? İsrail'den, Amerika'dan, İran'dan aldıkları beş kuruşla devletine, milletine, askerine kurşun sıktın, bomba attın. Ne uğruna, ne için? Oysa bu devlet senin her zaman yanında oldu. Şunu da söylüyorum. Sen bu şekilde bu devleti, bu milleti, bu orduyu yenebilir misin? İnanıyor musun? Benden bir karış toprak alabileceğini inanıyor musun? Bu üniter yapıyı bozabileceğine inanıyor musun? Yapabilir misin bunu? Orada 30 terörist öldü. İçlerinde ağa babalarının çocukları var mı? Var mı öyle konuşup atıp tutup da ortada onların hepsinin evlatları, çolukları, çocukları en iyi yerlerde okuyorlar. En iyi şartlarda hayatlarını devam ediyorlar. Aynı bizim gibi vallahi hocam bizde de öyle. Ve şunu Bayrak asılan evleri gördük. Kim öldü? Kim şehit oldu? Ne geçti elinize? Yani yine günün sonunda bu millete, bu devlete döneceksiniz. Bu millet devlet sahip çıkacak size. Ben de diyorum ki gel derdin neyse söyle. Çocukların niye dağda? Senin gücün bu millete, bu vatana yetebilir mi? Benden toprak alabilir misin ya? Alabilir misin 2500 yıllık kara ordusu olan Türk milletinden? Bu mümkün mü? Senin çocukların kandırılıyor. Sen kandırılıyorsun. Oraya dönmemek üzere gönderiliyorlar. Neyin peşindesin? Bu millet memleket parçalandığında sen ayakta kalacağını mı zannediyorsun? 86 milyon senden bunun hesabını sormayacak mı? Nerede bu devlet bu millet demeyi biliyorsun sıkıştığında? Yurt dışında gidip fin katıp oralarda buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletini protesto edip gelip buralarda tatil yapmayı da biliyorsun. Ya kardeşim bu böyle nasıl kandırıldınız siz ya? Ya bu Amerika Birleşik Devletleri de, Fransa'da, İngiltere'de, İspanya'da Bölücülük faaliyetleri yok mu? Onlar niye ayrılmıyorlar ya? Onlar niye bize anlattıkları masalları kendi memleketlerindeki o insanlara anlatmıyorlar ya? Niye en sert tedbirlere başvuruyorlar ya? İspanya'ya. Ah Avrupa Birliği'nde. Ah. Başbakanını tutukladı. Hepsini yapıyor. Niye onlara geldiğinde demokraside, hukukta, de işte, şaha kalkmışlar da bize gelince böyle oluyor? Biraz önce örnek verdim. Git de bakalım IŞİD'in, git de bakalım bölücü örgütlerin oralarda propagandasını yap da konuş. Mecliste veya da sokakta barına biliyor musun? Ekmek bulamazsın ekmek. Bak sana ekmek buldurmazlar. Eğer vatandaş değilsen kapıda bulursun yoksa hapiste bulursun kendini. Yani atarlar. Şu anda neden bizde bir şey yapılmıyor hocam? Ha işte bak şuna geliyorum. <laughs> Kimse üstüne alınmasın. Oradan buradan konuşmak istiyorum. Siyaseten nemalanmak bunlardan bir takım faydalar elde etmek. Hep sekim derdi, geçim derdi. O hesapları yapmak. Bu sorun biterse birçok insanın elinde malzeme gidecek. Ne anlatacaklar millete, memlekete? Bu sorun çözülse. Ben diyorum ki ya kandırılmışlara da söylüyorum. Onların annelerine babalı. Sizin evlatlarınızın Canı can değil de o ağ babaların sizi bu lanetin içine sokanların çocukları sizlerin çocuklarınızdan daha mı kıymetli? Ne için ölüyorsunuz? Ne için o çocukları gönderiyorsunuz da izin veriyorsunuz? Bu devlete, millete, askerine, polisine saldırtıyorsunuz. Ondan sonra bu memleketin topraklarında, bu devletin imkanlarında her türlü faydalanıyorsunuz ya. Faydalanın ya.